comment, I think, it's right. Well, my, that's something that you know, I tell them, we'll set it up. But the bid on it, but they, yeah, it was a little off, I mean. So I didn't know, I opened up my phone now. Well, far enough, and I'll then, we'll see the night. But I won't be able to open them, I mean, I have a problem. You may do them up too. Well, I'm going to the day of shop. I mean, I've seen that much problem, I mean, I'll see tonight, they don't have. I'll go up with all of them, except for your city. Wouldn't tell me. Are you all missing, open your three mess? I'm going to be marble. But then I was on the move up. But took me to the. Be there. İslam alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'nın dinidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın dinidir. Yalnız Müslümanların değil, iman eden kimselerin değil, bütün alemlerin Rabbidir. Allah Celle Celaluhu bütün alemlerin Rabbidir. Rabbil Mu'minin, Rabbil Muslimin, Rabbil Musallin, Rabbil Abidin, ibadet edenlerin, namaz kılanların, oruç tutanların yalnız Rabbi değildir. Bütün alemlerin nesidir? Rabbidir. Allah'ın dışındaki bütün varlıklar birer alemdir. Birer alemdir. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem de bütün alemlere gönderilen bir peygamberdir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Evet. Demek ki Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Araplara gönderilen bir peygamber değildir. Bütün alemlere gönderilen bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde bütün alemler için indirilen bir kitaptır. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Farkındaysanız bütün alemler diyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yine Kur'an-ı Kerim'de buna benzer başka başka ayetler vardır. قُلْ اَعُوذُ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Ne diyor? بِرَبِّ النَّاسِ. İnsanların Rabbi olan Allah'a sığınırım diyor. Başka bir yerde ne diyor? مَالِكِ النَّاسِ وَيَمَلِكِ النَّاسِ. İnsanların, evet, insanların maliki. Yine başka bir yerde ne diyor? İlahinnâs, İlahinnâs. Evet, dinimiz demek ki belirli bir bölgenin, belirli bir zamanın, belirli bir milletin dini değildir. Bütün bölgelerin, bütün zamanların, bütün insanların dinidir. İslam'dan başka bir din gönderilmeyecektir, indirilmeyecektir, gelmeyecektir. Kur'an-ı Kerim'den başka bir kitap da gelmeyecektir. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da başka bir peygamber gelmeyecektir. Buna benzer başka ayetler de vardır. Mesela Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Niçin?
Huden nedir? Huden linnas. Huden linnas. İnsanlara bir hidayet kaynağıdır. Bir hidayet kaynağıdır. Biraz önceki okuduğum ayette de hemen hemen aynıdır. Kuntum hayra ummetin. Kuntum hayra ummetin. Ümmet mi daha geniştir, millet mi daha geniştir? Ümmet. Evveliyet okuyorsun. Hangisi daha geniştir? Ümmet yoksa millet? Ümmet daha mı geniştir? Ümmet geniştir. En büyük hangisidir? Millet mi, ümmet mi? Ümmet. Ümmet daha geniştir. Evet. Mesela Türk milleti, Arap milleti, bilmem ne milleti. Ama biz ne diyoruz? İslam ümmeti diyoruz. Yani İslam ümmeti dediğimiz zaman nedir? Bütün milletleri kapsıyor. Ve İslam'da milliyetçilik yoktur. İslam'da neden milliyetçilik yoktur? İslam'da kardeşlik vardır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kimseler birer, nedir bunlar? Hepsi bir ümmettir. Evet. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem İslam ümmetini neye benzetiyor? Evet. Buyurun. Bir sözlerinde, bir hadisi şeriflerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam ümmetini neye benzetiyor? Buyur. Bir vücuda benzetiyor. Evet. Bir vücuda benzetiyor. Evet. Birbirlerini sevmekte, birbirlerini desteklemekte, birbirlerini korumakta İslam ümmeti bir vücut gibidir. Kuntum hayra ummetin. Siz en hayırlı ümmet idiniz. Acaba öyle midir? Nerede bu salih yok mu? Orada. Kuntum. Ne demek kuntum? İdiniz. Evet. İdiniz. Kuntum hayra ummetin. Siz insanlar için çıkarılan, bakınıza, insanlar için gönderilen, insanlar için çıkar, okuyacak. Nedir? En hayırlı ümmet, en şerefli ümmet, en üstün ümmet. İnsanlar için gönderilen veya insanların en değerli olanları sizlersiniz. Evet, idiniz diyor. Demek o zamanlar, bir zamanlar. Hangi zaman? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında İslam ümmeti en hayırlı, en şerefli, en üstün, en değerli ümmettir. Şimdi nasıldır Berbege'yi? Evet, İslam ümmeti nasıldır? Kötü durumda. Kötü durumda. Başka? Birlikte yapalım. Zor durumda. Evet. İslam ümmeti dağınıktır. İslam ümmeti parçalanmıştır. Halbuki Rabbimiz birdir. Dinimiz birdir. Kitabımız birdir. Kıblemiz birdir. Peygamberimiz birdir. Peki niçin bu parçalanmalar? Evet, niçin? Sebebi nedir? Evet, Yunus Bey, sebebi nedir senin? Yani Müslümanların böyle paramparça olmaları, ne bileyim, her biri bir tarafa gitmeleri, bir sebep söyle. Sebep yok, sebepler var. Bir sebep. Bir de biz istemiyoruz. Evet. Müslümanlar birbirlerini istemiyorlar. Kur'an'dan uzaklaşmak. Buyur kardeşim. Kur'an'dan uzaklaşmak. Allah razı olsun. Arkadaşımız diyor ki, Müslümanların bu şekil, bu duruma düşmelerine sebep, Kur'an'dan uzaklaşmaları. Kur'an'dan uzaklaşmaları. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre hayatlarını ayarlamıyorlar. Veya Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamıyorlar. Veya Kur'an'ın istediği bir şekilde hayatlarını tanzim etmiyorlar. Güzel. Başka? Dünya çıkarlarını. Evet. Dünya sevgisi diyelim. Dünya çıkarı, dünya menfaati Müslümanların veya bazı Müslümanların diyelim bu durumdan düşmelerine sebep oluyor. Evet, buradan ses geliyor. Kur'an İslam'dan uzaklaşmak. Evet. Arkadaşım dedi yani Kur'an'dan, İslam'dan uzaklaşmak ayrıdır. Başka? Birlik yok hocam. Niçin yok? İman sahibinden mi oluyor? Evet. İslam dediniz, Kur'an dediniz. Evet. Hocam, fitne ve bidatın çoğalması. Buyur. Fitne ve bidatın çoğalması.
Bu da güzel. Bidatlerin, hurafelerin evet çoğalması. Kitaba ve sünnete evet. Peygamberimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Teraktu fikum şey'eyn. Ben size iki şey bırakıyorum. Siz diyor o iki şeye bağlı kaldığınız sürece birlik, beraberlik içinde olacaksınız. Fitnelere, fırkalara, evet, bid'atlere, hurafelere ne düşmeyeceksiniz? Düşmeyeceksiniz. Bize bırakılan iki şey nedir? Birincisi Kur'an-ı Kerim. O biri de Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesi. Şimdi bakıyorsunuz ki bazı Müslüman olduklarını söyleyen kimseler mesela İslam'a karşı gelen örgütlere, İslam'a karşı gelen teşkilatlara, İslam'a karşı gelen cemaatlere, cemaatler ne diyor, ona üye oluyor. Müslümandır ama İslam'a karşı gelen bir teşkilatın üyesi oluyor. Nasıl oluyor bu? Yani bu nereden kaynaklanıyor? İmanın zayıflığında. Evet, nereden kaynaklanıyor ya Salih? Bilgisizlikten. Arkadaş diyor ki bilgisizlikten kaynaklanıyor. Kur'an ve sünnetten. Evet. Bilgisizlikten kaynaklanıyor. Gerçekten de öyledir yani. Bilgisizlik çok tehlikeli bir durumdur. Müslümandır ama bilerek Müslüman olmamıştır. Bilerek Müslüman. Evet, annesini, babasını, onu, bunu görerek netmiştir. Müslüman olmuştur. Taklit üzere bir Müslümandır. Yani bir kimse araştırarak, kanaat getirerek, severek, bilerek Müslüman olmak vardır. Bir de gelişi güzel olan Müslüman vardır. Hangisi daha önemli? Tabii bilerek, araştırarak, kanaat getirerek Müslüman olan bir kimse İslam'da taviz vermez, gevşemez, İslam'dan uzaklaşmaz. Bizim durumumuz da hemen hemen öyledir. Çıkarlarımızla, efendim, menfaatlerimizle İslam'ın emirleri karşılaştığı zaman ne oluyor? Çıkarlar, menfaatler daha fazla ağır basıyor. Evet. Biz bilgisizlik diyor. Tabi Kur'an'ı bilmiyor. Sünneti bilmiyor. Bilmediğinden dolayı da bu duruma düşüyor.